47 diyor. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar bir gelsene şuraya. Arkadaşlar. Kaldırma. Allahu Ekber. Telefonu mu getiriyor? Hocam gidip. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için el-Fatiha. Hocam yedin mi şimdi? Hasan Celal Güzel beyefendi hali hayatında nasıl bilirsiniz? İmanlı bir kul olduğuna şehadet eder misiniz? Harun abi. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Haklarınızı kendisine lütfen helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Tüm devlet ve siyaset adamı olarak öfesiz ki Hasan Celal Güzel Bey bu ülkede görevli olduğu dönemlerde milli, yerli ve vatansever bir bu vatanın evladı olarak hizmette bulundu. Hiçbir zaman aradığından bu yana özellikle İslam düşmanlarına, dün düşmanlarına fırsat vermiyor. Bu 28 Şubat'ta da gördük. 15 Temmuz'da da gördük. Hatta özellikle başörtü meselelerinde de gördük. O ilk duruşuyla, o cesur duruşuyla her zaman Türkiye'mizde bir defa konumunu bir İrfan sahibi olarak korundu. Ve bundan dolayı da gerçekten kendisine hala hayatında hep teşekkür olduk. Rabbim inşallah taksiratını hasenata tebliğ edin. Ve inşallah mekanını cennet eylem. Bu niyazımız var. Ve ben de ruhi için okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat kurasa-i kainat sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ruhuna hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Bütün peygamberlerimizin ruhlarına ve Hasan Celal Güzel Efendi'nin ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle Allah'ım. Yavaş yavaş. Kaldırma. Bir dakika. Arkadaşlar. Abdül sen de Abdül.